Herkese merhaba, Nefis Anne Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün aşure yapacağız. Muharrem ayına gireceğimiz için aşure yapmak istedik. Öncelikle bakliyatlarımızı bir gün önceden suda bekleteceğiz. Bir su bardağı nohut, bir su bardağı fasulye, bir su bardağı da buğdayımız var. Bunları bir gün önceden suda bekletiyoruz ve diğer gün yapmak için hazırlıyoruz. Bir gün önceden ısıttığımız bakliyatların hepsini suyuyla birlikte bir tencereye alıyoruz. Daha sonra ekstra suyunu üzerine 3-4 parmak geçecek kadar su ekleyeceğiz. Malzemeleri koydukça suyunu ekliyorsunuz. Kuru meyve olarak 1 su bardağı siyah üzüm, 1 su bardağı kuru kayısı, 2 su bardağı sarı üzüm koyuyoruz. Şimdi bunların hepsini tenceremize ekliyoruz. Kaynayan bakliyatlarımızın üzerine kuru meyvelerimizden öncelikle üzümlerimizi ekliyoruz. Kuru kayısılar zaten çok çabuk kaynayacağı için onları daha sonra ekleyeceğiz. Biz içerisine kuş üzümü de koyacağız. Bunları yıkıyoruz, temizliyoruz ve bir suda kaynatmaya bırakıyoruz. Böyle bu şekilde şiştikten sonra suyunu süzüyoruz ve aynı şekilde tenceremizin içerisine kuş üzümlerimizi de ekliyoruz. Mutlaka o siyah su çıktığında kuş üzümlerini süzgeçten geçirin. Birkaç kez daha tekrarlayabilirsiniz bu işlemi. Kaynayan aşuremizin içerisine kuru kayısılarımızı da ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve bu sırada su ilavesini yapabilirsiniz. Kıvama göre üzerine geçecek kadar su koyduktan sonra yine azar azar su ekleyebilirsiniz. Şimdi 3 su bardağı kadar toz şekerimizi de ekliyoruz. Şeker miktarını kendi şeker zevkinize, yani ne kadar az veya çok seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Yine yaptığınız miktara bağlı şeker miktarını da azaltabilirsiniz. 3 su bardağı toz şekeri koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Bu arada şekerleri kullandığımız bardağımız 200 milimlik su bardağı kullanıyoruz. Şimdi içerisine yarım su bardağı kadar da süt ekliyoruz. Sütümüzü de ekledikten sonra karıştıralım. Kaynayan aşuremizin içerisine bir adet limonun kabuğunu da ekliyoruz. Hem güzel bir aroma da verecek. Bunu da ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerini kapatıyoruz. Yaklaşık 25 dakika kadar kaynatmaya bırakıyoruz. Daha sonra 1 saat dinlendikten sonra şimdi sunuma geçiyoruz. Ayınızı kutluyoruz ve şimdiden denilecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve Instagram'da bizi Nefis Anne Kafe olarak takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Hoşça kalın.